sonra ortaya çıkıyorsun ve kızımın sağlığı hakkında karar vermeye çalışıyorsun. Buna hakkın yok. O benim de kızım. Dı. Kızın dı. 2 yaşına kadar. Sonra sen kararını verdin Taner. Beni Elif aradı. Burada olmamı istedi. Seni düşündüğü için Şidem. O ameliyattayken benim senin yanında olmamı istediğini söyledi. Akciğerinden kalbine kadar uzanıyor. MR'da böyle bir şey çıkmamıştı. Evet, doğru. MR'da gözükmedi çünkü kalp duvarı boyunca büyümüş maalesef. Şimdi Elif'e explant dediğimiz bir işlem uygulayacağız. Onu da kısaca anlatmak gerekirse, cerrahlar Elif'in kalbini geçici bir süre dışarı alıp üzerindeki tümörü temizleyecekler. Zarar gören kalp kaslarında sığır yamalarıyla yamayacaklar. Biz bu yamaları ineklerin kalbinin dışlarından, perikardiyumdan elde ediyoruz. Orhan Bey, kızımın yaşama şansı nedir yani? Siz bütün bu işlemleri yaptıktan sonra. Çiğdem Hanım, tümörü aldıktan sonra yeterli kalp dokusu kalmayabilir. Ve dahası, eğer tümör metastaz yaptıysa yapabileceğimiz çok bir şey yok. Hocam. Bir dakika şunu bağlayayım. Salih hocam. Ne oldu? Yüzünde kanama var. Tümörü aldılar. Kalbi tamir ettiler ama gözü kalıyor.
Kalbindeki tümör gözündeki kanamaya sebep olamaz. İyi huylu zaten tümör. Değil, imkansız. İstatistiksel olarak. Ya bırak şimdi istatistiksel olarak. Eğer tümör iyi huyluysa halüsinasyonu bu sebep olmadı demektir. O yüzden söyledim zaten ben de. Ne yani? Tümör tesadüf mü? Ya balumu ilan edip duracaksa doktor işimiz var demektir yani. Ya doktor sen orada bir tümör olacağını söyledin sonra da onu buldunuz. Böyle bir tesadüf mü olur ya? Odaya getireceklerini söylediler. Çiğdem. O kadar çok zaman geçti ki ben... Kulüpten arıyorlar, antrenman saati. Git sen, gidebilirsin. Aslında ben kalabilirim. Neden? Elif'in istediğini yaptın işte. Ameliyat boyunca benim yanımda kaldın, teşekkür ederim. Şimdi gidebilirsin. Elif'i görsem iyi olurdu. Taner, senin de söylediğin gibi o kadar çok zaman geçti ki. Biz de çok zaman içinde Elif'le çok şey yaşadık. İkimiz, Elif'le ben. Biz beraber güldük, ağladık, beraber büyüdük. Birbirimize yettik, yine yeteriz. Burada olman onun için hiçbir şey değiştirmiyor ki. Sana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorsan... Hayır, sana ihtiyacımız yok. Yaşında terminal dönem kanser hastasının bir kızın alerjisi batsın. 9 yaşında terminal dönem bir kanser hastası kızın kalbinde iyi huylu bir tümör var. Neden? İyi huylu mu? Hocam bu imkansız. Aman canım Allah Allah, memnuniyetlerinizi bana, şikayetlerinizi Orhan hocamıza bildiriniz tamam. Kendisi kanser uzmanı. Peki, retinal kanama. Bu da mı tesadüf? Bir pıhtı gözün arkasında basınç yaratıp kanamaya sebep olmuş olabilir. Evet, bir pıhtı gözdeki kanamayı açıklayabilir ama halüsinasyonu... Açıklayamaz. Küçük nöbetlere de yol açabilir. Yani, evet, çok iyi. Halüsinasyona sebep olmayan bir şeyi daha bulduk. Postiktal psikoz. Beyin nöbet geçirdikten sonra halüsin olup kendine gelir. Peki, pıhtı, gözdeki kanamayı ve halüsinasyonu açıklıyor diyelim. Tümör, kız daha küçücük. Ahtapot gibi kalbini sarmış bir tümör. Bu da mı tesadüf? İyi de hocam, hasta sağlıklı değil. Hiçbir zaman sağlıklı olmamış. Hocam o zaman teorimiz nedir? Allah aşkına söyleyin yani. Nedir? Bu kız kurda mı, defolu mu? Her şey bozuluyor mu? Teori nedir? Tümör kötü adam. Pıhtı da kapkaççı. Capito. Peki o zaman şöyle anlatalım. Tümör mafya babası. Marlon Brando, operasyonun beyni. Biz içeri giriyoruz, mafya babasını temizliyoruz ama o ölmeden önce zaten emrini vermiş fedailerine. Bizim yolumuzu kessinler, bizi halletsinler diye. Yani biz tümörü almadan önce pıhtı attı diyorsunuz. Ya şurada 2 dakikada... Size bir gangster filmi çektim, Scorsese filmi. He? Hadi bir zahmet gidin, pıhtı bombayı patlatmadan kızın beynine anjiyo yapın, hadi. Be doktor ya, mahvolduk. He? Fıs mı yapsam acaba? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.